lan sen? Ne demek çocuğumun nerede olduğunu biliyorum? Gizli numaralardan aramalar falan. Ne oyunlar çeviriyorsunuz lan siz? Sana diyorum lan kadın. Söyle oğlumu nerede saklıyorlar? Konuşsana lan konuş. Yoksa seni de bulur gebertirim anladın mı? Ben şimdi adresi veremeyeceğim. Ama seni tekrar arayacağım. Bekle. Adı batası canın başına iş açayım derken bu musibet bana bulaşmasın da. Biraz daha bekle. Sakin ol Cavide. Uygun zaman geldiğinde patlat bombayı. Anne dedi. Anne dedi. Birazdan da baba diyecek. Ya sana anne dedi diyorum. Kulaklarımdan duydum. İnanmıyor musun bana? Ben öyle bir şey demedim. Sen duymadın mı? Yani agulu bugulu doğal bebek sesler çıkarıyor. Hani ağlı, beyli, neyli. Hayır efendim. Bu çocuk resmen anne dedi. Bu bir tesadüf mü sence? Bence değil. Hasan Efendi yakın geleceğin en güzel annesine seslendi. Hem ne demişler? Söyleyene değil, söyletene bak. Gel bakalım. Hasan? Yok, Şehrisin ablam önemli bir şey söyleyecekmiş. Herkes sana gelebilir mi diye sordu. Ben de size haber vereyim dedim. Tamam, o zaman biz hep birlikte hazırlanıp Sunu ablanın yanına gidelim. Değil mi? Hadi bakalım. Ne kadar hızlı olursa bizim için o kadar iyi. Bir an önce bekliyorum. Size de iyi günler. Şahan. Gel şu taşın maaşını bir kere daha düşün ha. Öyle düşünmeden, tartmadan şak diye taşınılmaz. Şehri abla, zaman hiçbir şey değiştirmeyecek. Nakde işçileriyle konuştum demin. Akşamüstü gelecekler. Onlar her şeyi halledecek, bizim işe zor olmayacak. Olacak. Hem de çok zor olacak. Oldum bittim bu evde. Akarı yok, kokarı yok. Ya mis gibi dur evimiz. Gel sen Şehriye ablanı dinle. Bu taşınma işinden vazgeç ha. Hayo. İlla ki kararım karar diyorsan da... ...hiç değilse bu kadar acele etme. Kararım kesin. Zaman hiçbir şey değiştirmeyecek. Ha bu arada... ...özel eşyalarımızı sen toplarsan daha iyi olur. Haydi eşyaları taşıdık diyelim. Ya hatıralar. Onca anne. Onları nasıl taşıyacaksın? Düşündün mü hiç? Masalın bile ne kadar hatırası vardır bu evde. Hay git o şahı. Hiç kolay değildir. Hiç. Ne bu şimdi? Hale bak.
sokak faresiyle en küçük boy besleme, el ele vermiş, Hikmet Tarhun'u odasından çıkarmışlar. Size mi kaldı bu iş? Kim söyledi size Hikmet'i odasından çıkarın diye? Suna Hanım rica etti. Çok önemli bir şey söyleyecekmiş. Hepimizin salona toplanmasını istedi. Hemen geliyorum. Kim bilir yine ne dümenler peşindesin sokak faresi. Ama bu konaktaki günlerin artık sayılı. Bakalım daha ne kadar kalabileceksin burada. Celal aradı. Nasıl becerip bulduysa numaramı it. Esip gürledi, tehdit etti beni. Kork diye söylemedim. Bil diye söyledim. Oğlum burada güvende, merak etme. Onu burada kimse bulamaz. Sen kendine dikkat et. Her yerde tırım tırım seni arıyor şerefsiz. Tamam. Dikkatli ol. Ben o şeytanı hayatımızdan def etmeye çok uğraştım Şehriye abla. Niyetim saklamak değildi. Ama ne yaptıysam, ne zaman söylemeye kalksam hep bir olay oldu. Bari sen bana inan Şehri abla. Ha pek güzel kızım. Biz bu saçları değirmende ağartmadık. Ben seni bilirim. Söylediğin her kelimenin de arkasındayım. Ama uşağıma daha görmek lazım. Kolay şeyler yaşamadı. Şoka girdi uşağı. Sana inansa bile kabullenmesi kolay değil. Darmadağın oldu. Eve barka sığamıyor. Taşınacağım dedi, başka bir şey demiyor. Taşınma mı? Nereye? Belki bu seni biraz oyalar. Hepimizi buraya topladı ama kendisi ortada yok. En iyisi ben gidip bakayım. Anne. Belli ki Suna için gerçekten çok önemli. İlk defa böyle bir şey istiyor bizden. Hevesini kırmayalım. Saygı duyalım ve burada bekleyelim onu. Kızım söz konusu. Hiç değilse bu konuda nasıl davranacağıma kendim karar vereyim. İzin verirsen tabii. Geldim anne.
Lütfen. Kimse olduğu yerden kıpırdamasın. Hiç sorma Kisru. Yani onca yıldır onun yanındayım. Onu böyle öfkeli, böyle deduğum deduk görmedim. O kadar dil döktüm. Gel taşınma uşağım diye. Nuh diye peygamber de mi koymuş kafaya taşınacak bir kere. Ben de dedim ki, hani sen gel burada konuşup belki ikna edersin. Bundan sonra beni hiç dinlemez Şehriye abla. Belli ki benden kalanları silmeye çalışıyor. Dünyalarını başına yıktı. Uşağım öfkesine yanıp düşer. İnatçıdır. Tamam. Ama o yancık öyle midir da? İçine kin, öfke barındırmaz. Dinler. Affedicidir. Dayanamaz. Çocuk kalplidir. Oya. Şehriye baba ben seni sonra arasam olur mu? Oya, seni gördüğümü, buraya geldiğine o kadar çok sevindim ki. Biliyordum her şeyi anlatmama izin vereceğini. Canım benim. Yaşadığımız sıkıntılı günlerin ardından o kadar güzel bir hediye verdin ki bize. Çok mutluyum senin için. Babacığım. Ben başardım. Şimdi sıra sende. Biliyorum sen de benim gibi ayağa kalkacaksın. Baba kız deniz kenarında uzun uzun yürüyüp sohbet edeceğiz. Tıpkı eski günlerdeki gibi. Ama bu sefer ben de ayakta. Senin yanında olacağım. Lütfen otur konuşalım. Gerek yok. Fazla kalmayacağım. Ben o adamın aşkına inanırken sen böyle bir şeyi benden nasıl saklarsın? Nasıl susup hiçbir şey olmamış gibi davranırsın? Hiç mi utanmadın? Oya ben... Hadi beni geç. Ya abim? Kocandan da mı utanmadın? Ona baktıkça hiç mi vicdanın sızlamadı senin ha? Bak ben seni de abini de üzmeden onu hayatımızdan def etmeye çalıştım. Ama her seferinde bir olay oldu söyleyemedim. Evleniyoruz diye geldiğiniz o gün bardağa taşıran son damlaydı. Ben senin yalan bir evlilik yapmana izin veremezdim. Senin iyiliğin için. Abini de seni de kaybetmeye göze aldım ben.
Sakın onu kaybetmekten korkmuş olmayasın. Asla. O benim için başlamadan bitmişti. Çoktan öldü benim için o. Yazık. Nasıl güvenmiştim sana. Nasıl inanmıştık. Büyük hayal kırıklığız. Çok yazık. Mahvetmene izin vereceğimi mi sanıyorsun? Aptalsın Nari. Koca bir aptal. Alo. Ben Behruz. Cafer oğlun adam. Adresi almak için aradım. Kadın doktorun adresi. Evet. Not alabiliyorsan vereyim adresi. Bir dakika bekle. Öyle mutluyum ki. Sanki eve döndüğümden beri her şey, herkes beni mutlu etmek için var gücüyle uğraşıyor gibi. Sunan'ın sürprizi. O minik şey. Sana kavuşmuş olmayı saymıyorum bile. Biz Hasan'ı yanımıza almamakla pek iyi etmedik bence. Melike abla da yok. Ya karnı acıkırsa? Gaz sancısı tutarsa? Hepsini hallederler, merak etme. Yani Melike abla gelene kadar Gülsüm idare edebilir. Hem dünden beri hiç dinlenmediğinin farkında mısın? Şimdi yatıp güzelce uyuyacaksın. Melike abla da birazdan gelip Hasan Bey'in nöbetini devralacak. Hadi bakalım, iyice dinlen. Çünkü sadece Hasan'ın değil, benim de ilgiye ihtiyacım var. Bak ben şimdi Gülsüm'ün yanına gidip Hasan'a bakacağım. Ama sen de uzanıp güzelce uyuyacaksın. Anlaştık mı küçük hanım? Ateşi gitgide artıyor. Bir şey yapmak lazım. Ben Reyhan ablamlara haber vereyim en iyisi. Ne oldu? Neden ağlıyor bu kadar? Ateşi çok yükseldi. İyi çocuk, yanıyor. Neyse hadi hemen hazırlanın, hastaneye gidiyoruz. Çabuk olun biraz. Çabuk çabuk çabuk. Ne oldu? Çok ateşi var Hasan'ın. Hemen hastaneye gitmemiz lazım. Duyuyor mu? Duyuyor mu? Ama çabuk yapmaya gerek yok. Ateşi var ama. Kloşu kucuk kadar değil. Ağlama. Zeynepciğim, sen şimdi mutfağa git. Geniş bir kase, ılık bir su koy. Biz de odaya geçelim. Bizim odada pamuk olması lazım. Tamam. Ağlama. Ağlama aşkım. Ağlama. Gidecek bir ağlama. Ağlama. Hadi lan.
şey yapma. Sen de çok hoş değil mi? Hadi gidelim. Tamam hadi gidelim gel. Hadi gidelim. Gel. Üç on beş. Evi gördünüz. Toparlanması ne kadar sürer? En kısa sürede her şey toparlanmış olur Kemal Bey. Dediğim gibi çocuk odası en sona kalacak. Anlaşıldı. Şehriye abla sen masanın yanına çık. Onu oyala biraz. Bu karışıklığa şahit olmasını istemiyorum. Sıra onun odasına geldiği zaman konuşacağım ben onunla. Ya Şahin hocam diye tutturursa eline atacağım o vakit. Odaya mı kilitleyeceğim Çakır'ımı? Tamam sen kal o zaman. Ben odaya kilitlemeden oyalarım onu. Şapkandan tavşan çıkarırsın artık. Zor toplarsınız siz bu evi. Zor. Şimdi seni soymamız lazım Hasan'cı. Gel bakalım. Ama öyle üşümeyecek mi? Merak etme ne yaptığımı biliyorum ben. Sen şimdi bana banyodan pamuk getir hadi. Biraz da ateşin düşecek. Hiçbir şeyin kalmayacak Hasan'cık. Sonra da mışıl mışıl uyuyacaksın, tamam mı? Hadi bakalım, az kaldı, merak etme. Oh, az kaldı, az kaldı. Şimdi pamukları suya batırıp sık, bana ver sonra. Ama çok sıkma, tamam mı? Tamam. Oldu mu? Korkma, birazdan hiçbir şeyin kalmayacak. Sen de korkma. Hadi bakalım, bismillah. Şifa senden güzel Rabbim. Bacak eklemlerine de koyalım. Nasıl kim olduğunu bilemiyorum kardeşim. Arayıp rahatsız etti diyorum size. Ulan sizi de adam niye tutturmuşlar ya oraya? Ulan bir de yüzüme kapattı faydasız. Ulan ben size oğlumu kaçırmak neymiş ödetmez mi? Hepinizi bulup dişlerinizi sökeceğim. Tek tek derilerinizi yüzeceğim. İbreti alem olsun diye sokaklarda sürüyeceğim hepinizi. Derece nerede derece? Şu ateşini bir ölçelim. Dur. Daha yeni ölçtük. 5 dakika bile geçmedi üzerinden. Hiçbir şeyi yok. Baksana mışıl mışıl uyuyor. Bırakalım da dinlensin artık. Biz de dinlenebiliriz. Bugün bir kez daha ne kadar kusursuz bir anne olabileceğini gösterdin. Ama benim de senden emin olmam lazım. Çocuğumuz ateşlendiğinde hemen hastaneye götürmeye kalkmayacaksın mesela.
3 dakikada bir ateşini ölçmeye de kalkışmayacaksın. Uyumasına izin vereceksin. Tamam, söz. Dünyanın en soğukkanlı babası olacağım. Tamam o zaman. Ne? Tamam mı? Nasıl tamam? Ne tamam, ne? Yani sen şimdi tamam diyorsun değil mi? Yalın, salt, böyle dümdüz tamam dedin değil mi? Tamam. Uyumuştur da şöyle biz de güzelce uyuruz diye düşünmüştüm ama. Bir de böyle deneyelim bakalım. Belki bir şey olmaz. Annesini özledi ben. Hasan'cığım sen anneni mi özledin? Diyemem ben sana. Böyle güzel biri sallasaydın, ben de bu güzelliğe gözlerimi yumamazdım doğrusu. Şunu hey. Yok artık, daha neler. Seyret bakalım, hadi. Gündüz çok uyudu ya, ondan ölmüyor sanırım. Sen yat istersen, ben hemen uyutup geliyorum. Olmaz, beraber yatarız. Bari ne olur. Ama bak aç, sorun olsun. Hadi bakalım Hasan'cığım, uyku vakti. Hadi. Piş, 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 piş. Çay getirdim. İçersin değil mi? Kek yaptım. Hem de en sevdiğimden. Kafanı kaldırmadım bütün gece o bilgisayardan. Boynun tutulacak yine. Sınıfın en çalışkanıydın değil mi? Ben bulmadım kızım. Narin ablan sihirli güçleriyle buldu. Belki de ilişki dediğimiz şey, yapılan fedakarlıkların bütünüdür. (Gülüyor)
Efendim? Doktor hanım, bu saatte hasta kabul edecek misiniz? Tamam, hemen acile geliyorum. Acilde değil, burada bekliyor. Muayene olacakmış. Tamam, gelsin. Buyurun. Baba. Efendim kızım. Nane ablam ne zaman gelecek? Piyano derslerini unuttum yoksa? Masalcığım, Nane ablan hastanede, nöbetleri varmış. O yüzden bu ara eve gelemeyecek. Arayabilir miyiz peki? Baba lütfen, bir şey söyleyeceğim. Saat kaç oldu biliyor musun Hasan Efendi? Bak senin akranların şimdi Allah bilir kaçıncı uykusunda. Heh, hadi sen de uyusan hiç fena olmaz biliyor musun? Böyle yerine yatsan. Ben karımı çok özledim. Bana sarılsam sımsıkı olmaz mı? Bak şimdi, seninle bir konuda anlaşalım tamam mı? Yavrum sen bir kere bebeksin. Belli var, görevlerin var. Mesela bak bunlardan birisi uyumak, biri yemek yemek, biri altını kirletmek. Ve ikisini yaptığına göre bir tanesi kaldı. O da uyku. Hadi bakalım. Allah'ım şuna bak ya. Gözler fal taşı gibi resmen. Hey, ben kime diyorum o kadar laf Hasan Bey? Dediğim gibi, muayene sonuçlarına göre bir probleminiz yok. Ama yine de istediğiniz gibi bir iki vitamin yazdım. Başka bir sıkıntınız yoksa bu kadar Behruz Bey. Şimdilik yok. İyi geceler. Ne tuhaf bir adam. Alo. Alo. Nane abla. Nöbetin çok mu uzun sürecek? Bu gece de mi eve gelmeyeceksin? Galiba uzun sürecek Masalcığım. Gelemeyeceğim. Piyano bozuldu. Tamirci gelecek. Ama o zamana kadar senin de gelmen gerekiyor. Piyano tamir olana kadar belki benim de işlerim hafiflemiş olur canım. Ama şimdi saat çok geç oldu. İyi bir müzisyenin şimdiye kadar okuya dalması gerekiyor. Bence hemen yatsa iyi olur. Tamam, hemen yatacağım. Aferin sana. İyi geceler. Sen de konuş baba.
Kadının yanından şimdi çıktım patron. Hatta şüphelenmesin diye muayene bile oldum. Yani kadın verilen adreste, bir yanık yok. Güzel. Gölge gibi peşinde olacaksın. Yanına kim gelip gidiyor göz hapsini al. Benden haber gelene kadar bir şey yapma. Mesele çözüldüğünde kimin hesabını nerede keseceğiz ben sana söyleyeceğim. Tamamdır patron. Alo desene baba. İyi misin? İyi geceler. Sen hasta mısın baba? Evet kızım, biraz. Ama korkma. İçer yakında. Önemli bir şey değil, hadi bakalım. Sen yatağına git. Ben de üstüne örtmeye geleceğim. Öptüm. Çoktan uyudu. Otoriteme karşı koyamayacağını anladı tabii. Diyorsun. O zaman şöyle yapalım. Kendi bebeğimiz olduğunda da uyutma işi sende olsun. Yani. Olabilir tabii ama. Hep mi bende olacak? Evet tabii. Yani sen çok güzel uyutuyorsun. Baksana ben o kadar uğraştım, başaramadım. Korkma, korkma. Paylaşırız. Yani paylaşmak güzeldir. Yani bütün işleri sana yüklemek olmaz tabii. Daha bunun altını temizlemesi var, mamasını yedirmesi var. Var da var. Baba olmak kolay değil. Ben dişlerimi fırçalamamıştım. Fırçalayıp geliyorum. Tamam. Bekliyorum. Bence en zoru o. Tamam, altını değiştirmek de zor tabii ama. Yok yok. Bence uyutmak. Ama yine de baba olmak. Bitenden sonra oturup doğru düzgün konuşma fırsatımız olmadı.
Nasıl olduğunu toparlanabildin mi? İşte. Daha iyi. Her şey gibi bu da geçecek abi. Bunu biliyorum. Ama şu halimize bak. Senin de düzenin değişti. Ya bir şekilde buna vesile olduğum için bile kızıyorum kendime. Anlıyor musun beni? Nereden bilebilirdin ki o ya? Hem şu an benim hiçbir şeyim umurumda değil. Benim için tek önemli şey sensin. Hiçbir şey için atma, tamam mı? Gerekirse bağır, çağır, ağla. Ama sakın duygularını bastırma. Ben abin olarak seni dinlemeye her zaman hazırım. Her zaman yanında olacağım. Çok teşekkür ederim abi. Ama biliyor musun? Erhan'ın yaptıkları değil. Nari'nin bana yaşattığı hayal kırıklığı beni asıl üzen. Bir yalanla avutulmak yerine hakikatle incinmeyi isterdim. Böyle paramparça olmazdım o zaman. Yani Narin keşke bana gerçekleri söyleseydi. Böyle değersiz hissetmek en kötüsü. O en bitiri işte. Ya sen bana içine atma diyorsun. Sen her zaman içine atıyorsun abi. Hadi oya, yat dinlen. Biraz uyu. Sonra eşyalarını toplarsın. Yeni mekan hepimize iyi gelecek. Hadi bakalım. Bir meleğimiz olsun istiyoruz artık. O kadar tatlısın ki sayende anne baba olmaya karar verdik. Ve az önce seni uyutan o adam çok iyi bir baba olacak, biliyor musun? Sence de öyle değil mi? Thank you.
Taci. Taci. Şeri abla çağırıyor, sonra ararım seni. Bak şimdi. Sen şimdi Çakır alıyorsun. Nari'nin yanına götürüp getiriyorsun. Tamam mı? Kemal abinin haberi var mı? Yok. Sabaha kadar uyumadı zaten. Daha yeni uykuya daldı. Diyemedim yani. De haydi zaten o uyurana kadar siz gidip gelirsiniz. İyi, peki madem. Hadi masal sen. Bugün gelme, yarın gelme, sonraki gün, bir sonraki gün fark etmez. Sen gelene kadar burada bekleyeceğim. Hiçbir yere gitmeyeceğim, burada bekleyeceğim. Ben seni kovmadım mı kadın? Ne işin var senin burada? Nasıl girdin içeri? İşte oradan. İçeri girmek için camı mı kırdın? Ha? Bana bak. Şansını zorlama. Zorlarsan neler olacağını biliyorsun. Öyle değil mi? Ha? Tuvaleti yıkayayım mı? Ha? Pırıl pırıl yaparım. Ayaklarını da yıkarım. Hı? Olur mu? Olur, olur. Çay da demlerim. Hem de tavşan kanı. Hı? Demleyeyim mi? Demleyeyim değil mi? Oy, 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 oy. İyice sıyırmışsın sen belli. Yes, git. Belanı benden bulma. Beyimize bak sen. Gece asker etti bizi, şimdi kendisi mışıl mışıl uyuyor. Gece yatmaz, sabah kalkmaz seni. Günaydın. Günaydın. Hazır uyurken mamasını hazırlayayım, uyanınca yediririm dedim. Şu el kadar yumurcak, ikimizi de haşat etti resmen. Gece uyuyakalmışım. Uyandırmamışsın da. Yani uyandırsaydın mutlu olurdum ama. Çocuk istiyorum ama ya olduktan sonra gözüm beni görmezse diye de endişeleniyorum tabii. Bak ya, sen şimdiden kıskanmaya başladın. Nasıl olacak bu iş? Yani acaba bir sözleşme falan mı yapsak? Hı? Çocuk olduktan sonra kocam Emir Tarhun'u ihmal etmeyeceğime... Dur, dur. Acaba senin dün gece konuştuklarımızdan dolayı biraz gözün korkmuş olabilir mi? Hani şu iş dağılımı ile ilgili. Ben öyle iki lafla kolay kolay korkmam küçük hanım. Ve söylediklerinin hepsini de fazla fazla yaparım. Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın da bu ilgi alaka kısmı önemli benim için. Şartlar ne olursa olsun. İhmal edilmeye dayanamam. Baştan söyleyeyim de. Geç kalmıştın zaten, Allah'ın cezası. Çocukmuş. Fırsat bulabilirsen yaparsın. Bu aileye çöreklenmene izin vermeyeceğim. Yan odayı da ona hazırlarız. Mık dedi mi sesini duyarız. Ben de öyle düşünmüştüm. Geceleri uyurken nefesini dinleriz. İlk doğduğunda bizim odamızda kalır. Büyüyünce de kendi odasına geçer. Geçer güzel anne, geçer. Üf.
yetmiyor. Bir de tohumlarını ekecek evimize. Pis musibet. Geldiğin günden beri ocağımıza lanet yağdırdın. Senden olacaksa istemiyorum ben torun morun. Geri dursun. Aramam lazım. Dananın kuyruğu kopacaksa kopsun. Neyse ne. Ne var? Oğlum Reyhan adında bir kadının yanında. Ona annelik yapıyor. Niyeti kaçırıp evlat edinmek. Hemen adresi ver bana, hemen. Oğlumu elimden alacak kadını ben sağ koyar mıyım lan? Adresi vereceğim de. O eve öyle elini kolunu sallaya sallaya giremezsin. Sen kapıda bekleyeceksin. Ben bir şekilde kadını senin ayağına yollayacağım. Planlı hareket etmen lazım. İsterse kale olsun. Öyle bir girelim ki akılları şaşar olur. Ne diyorsam o. Yoksa sana adres falan yok. Tamam tamam, senin dediğin gibi olsun. Sen adresi ver bana. Ben nasıl olsa havada karada icabına bakarım onların. Tamam o halde. Anlaştık. Dinle. Masalcığım. Senin burada ne işin var? Nasıl geldin? Gel bakalım prenses. Babanın burada olduğundan haberi var mı? Şehriye abla gönderdi bizi. Babam çok hasta Narin abla. Biraz diyor ama ben olmadığını biliyorum. Sen doktorsun ya, herkesi iyileştiriyorsun. Nöbet yapmasan, eve gelip babamı iyileştirsen. Burada çok hasta var Masalcığım. Benim onlara sözüm var. Onları iyileştirmeden eve gelemem. Ama babanı arayabilirim. O buraya gelir. Ben de onu burada iyileştiririm. Anlaştık mı? Olur. Hemencik iyileşir mi? Evet, iyileşir. Ama senin de bir şeyler yapman lazım. Hatırlıyor musun? Hani bizim ellerimizde sihirli güç vardı ya. Ne yapıyordun? Babana sımsıkı sarılıyordun ve yanaklarından öpüyordun. Sonra o sihirli sözcükleri söylüyordun. Bombili bombili puf puf puf. Hatırladın mı? Evet. Bombili bombili puf puf puf. Babam neden iyileşmişti? Evet, iyileşmişti. Şimdi hemen eve gidiyorsun ve dediklerimi yapıyorsun. Tamam mı? Tamam. Taci abi, çabuk eve gidelim. Ne yapıyoruz? Babana da kendine de iyi bakıyorsun. Anlaştık mı? Hadi görüşürüz. Kaç randevu kaldı akşama kadar? Hemen bakıyorum doktor hanım. Gençten bir adamla kız çocuğu geldi patron. Yok, hasta değillerdi. Daha çok yakını gibiydi. Sarıldı, öptü falan. Kızı olamaz. Nereden baksan 5-6 yaşında. Tamamdır patron. Anladım.
Etmeyeceğim. Etmeyeceğim. Bekleyeceğim. Bugün, yarın, sonraki, sonraki, bir sonraki gün bekleyeceğim. Bekleyeceğim, bekleyeceğim. Bugün, yarın, sonraki gün, sonraki gün, sonraki gün bekleyeceğim. İçeri mi alacaksın? Doğa! Nereye? Ben sana git demedim mi? He? Senin deliliğin bana. Gitmeyeceğim, bırakmayacağım. Git dedimse gideceksin. Hayır, bırakmam. Bırakmam, içeri gireceğim. Gitmeyeceğim, hiçbir yere gitmeyeceğim. Bırakmam. Allah kahretsin. Bak, senin yüzünden durdular. Ses çıkarma. Benim şimdi hemen uzamam lazım. Seni kurtardım. Seni ben kurtardım. Bana borçlusun. Borçlusun. Narin! Odada konuşalım mı? Burası çok kalabalık. Şimdi de başka bir adam geldi patron. Ama bunun hali pek hal değil. Doktoru paralayacak gibiydi. Kapıda bekleyecekmişim ha. Oğlumu benden almaya çalışan o kadın. Eninde mi alacağım? Sevinmez olur muyum? Çok sevindim tabii. Çok mutluyum şu an ama bir o kadar da şaşkın. Ya bu hiç beklemediğim bir şeydi. Ya bunun çok büyük bir fırsat olduğunu farkındayım ama karar vermek için de 2 gün süren var diyorsun. Bilemedim ki bu kadar çabuk karar verebilir miyim? Tamam.
Merak etme, bu söylediklerini iyice düşüneceğim. En kısa sürede de sana haber vereceğim. Ya sen var ya, dünyanın en iyi arkadaşısın. Harikasın, harika. Ya onca yaşın arasında beni unutmamış olmana inanamıyorum. Tamam, söylerim. Görüşürüz. Bu inanılmaz bir şey. Hayallerimin de ötesinde. Ama bu kadar kısa sürede nasıl karar vereceğim? Alo, Taci. Masal daha çok küçük. Bir şey istedim aksine kolay kolay ikna olmuyor. Sen de bunu biliyorsun. Belli ki konuşmak istemiş, vazgeçirmemişler. Ama merak etme, sen ne söylediysen aynısını söyledim. İkna oldu. O istese de sen onunla konuşmayacaksın. Bir daha böyle bir şey olursa karşısına çıkmayacaksın. Köşe bucak kaçacaksın bundan. Şartlar ne olursa olsun kızımla görüşmeni istemiyorum. Anlatmama izin ver, ne olur. Son bir kez dinle, sonra git. Dinlemek istemiyorum. Bak, ben kaç kez sana anlatmaya çalıştım. Hatırla. Ama sen dinlemek istemedin. Reyhan cezaevine gittiği gün, hatırlıyor musun? Bana ne söylediğini hatırlar mısın? Şimdi suçlu ben oldum, öyle mi? Sen konuşmak istedin ama ben sana fırsat vermedim. Ya hayır, öyle demek istemiyorum. Ama en azından denediğimi bil istiyorum. Niyetim susmak değildi. Özür dilerim. Her şey için çok özür dilerim. Bir daha beni görmeyeceksin. Söz veriyorum. Hayatından çıkacağım. Ama özrümü kabul et lütfen. Lütfen. Ölüler özür dileyemez. Sen benim için öldün. Reyhan Tanrı'nın adına gelmiş kargo. Kendisine teslim etmem gerekiyor. İmzası lazım. Siz burada bekleyin, ben haber verip geleyim. Sen de kimsin? Ne arıyorsun içeride? Kargo için gelmiştim. E salona geçseydin. Densize bak. Kargo için geldiysen kapıda bekleyeceksin. Kapa çeneni, yoksa gözünün yaşına bakmam, anlıyor musun?